Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, dün çembersel hareketi bitirmiştik sevgili gençler 12. videomuzda. Bugün 13. videoda dönme kinetik enerjisi ve açısal momentumla devam edeceğiz. Bu arada bu konudan önce kesinlikle 12. videoyu seyretmiş olarak gelin gençler. Çembersel hareketteki kavramlar başımıza bela da olabilir. Bizlere yolsuz elektrik olarak da geri dönebilir. O yüzden lütfen bunu önemseyin arkadaşlar. Ve kullanacağımız kitap biliyorsunuz arkadaşlar. Taktiklerle 10 gündeki fizik kampımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Yazmak istemeyen veya bu kısmı hızlı geçmek isteyen arkadaşlar için de linkini zaten ne yapıyorum? Şuralara bir yerlere koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Olduğu yerde dönen cisimlerin de kinetik enerjisi vardır. Şimdi bakın iki çeşit enerjimiz var. Nedir? Biz bu saate kadar hep ne yaptık gençler? Şöyle öteleme kinetik enerjisi. Yani eğer M kütleli bir cisim bu yönde bir V hızıyla gidiyorsa biz bunun kinetik enerjisini ne diyorduk gençler? 1 bölü 2 mv kare diyorduk. Ve buna belki isim vermiyorduk. Yani kinetik enerji deyip geçiyorduk ama bunun bir adı var. Öteleme, ilerlemeden kaynaklı bir kinetik enerjidir. Fakat eğer bir cisim olduğu yerde yani bir yere gitmese bile bir ötelenme yapmasa bile bunun da dönmesinden kaynaklı neyi vardır? Bir dönme kinetik enerjisi vardır. Ve ispatına dikkat edin. Buradan bulacağız gençler bakın. Örneğin O noktasından dönebilen bir cismi düşünelim. Ne var? Ben bu cismi böyle küçük küçük parçalara böleyim. Mesela bakın burada bir M1 kütlesi, burada bir M2 kütlesi, burada M3. Böyle hepsini tek tek aldığımızı düşün. Tabii bu arada dönme ekseninde olan uzaklıklar değişirse bu arkadaşın hızı V1, sistem belki omega gibi açısal hızla dolanıyor ama çizgisel hızlar farklı olabilir değil mi gençler? O zaman böyle bir cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi ben nasıl hesap ediyorum? Başlıyorum. 1 bölü 2 M1 V1 kare artı 1 bölü 2 M2 V2 kare artı 1 bölü 2 M3 V3 kare böyle nokta 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 gidecek arkadaşlar. He, ben bunu biraz toparlamaya başlayalım bakalım nasıl yaptığımızı görün. 1 bölü 2 parantezini aldık. Şimdi burada akıllı bir adam çizgisel hızı kullanmaz gençler. Neden? Çizgisel hız hep değişken bak. Halbuki açısal hız hep aynı değil mi? Neydi hatta çizgisel hızla açısal hız arası? Omega çarpı R'den bulabilirim. Hatta burası R1. Bununki neydi? Omega çarpı R2. Bu arkadaş kim? Omega çarpı R3. Ben bunları getirip yerine koyarsam ne oldu bakın? M1 omega kare R1 kare. M2 omega kare R2 kare. M3 omega kare R3 kare diye giden bir sayı oluruz. Hadi bir gayret bir son toplama daha yapalım. 1 bölü 2. Ne oldu dikkat ederseniz arkadaşlar? M1 R1 kare artı M2 R2 kare artı M3 R3 kare dedik nokta nokta bir de omega kareyi dışarı aldık. Ve bakın şimdi burayı siz biliyorsunuz bak ne görüyorsunuz burada? Toplam MR kare var değil mi gençler? İşte biz buna ne adını veriyoruz? I ile gösterdiğimiz gençler eylemsizlik momenti adını veriyoruz. Şimdi çoğu kitapta yazan şey eylemsizlik momenti nedir derlerse bakın ilerleyen dakikalarda öyle bir soru çözeceğiz ki eylemsizlik momentini belki bundan daha iyi tarif edemem size diyeyim açıkçası. Kitaplarda derler ki kütlelerin dönme ekseninde olan uzaklığının kare. Ya biz sana formülünü sormadık. Ama açıklamasını göreceksiniz arkadaşlar. İşte toparlarsak da kinetik enerji ne oldu gençler? 1 bölü 2 I omega kare olmuştur arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Bir cismin eylemsizlik momenti cismin kütlelerinin dönme ekseninde olan uzaklığına göre değişim gösterir. Bakın şimdi dönme noktası bizim için kritik. Örneğin ne demişim? Ben buraya M1, M2, M3 gibi kütleleri yerleştirmişim bir XY düzlemine. Hatırlatmak isterim. Eylemsizlik momenti toplam MR kareydi değil mi gençler? Şimdi buna göre diyor ki sistem X ekseni çevresinde dönüyorsa yani ne yapıyorsun o zaman? Sen şöyle dönüyorsun. Şu çizginin etrafında dönüyorsun değil mi? Çok belli olmasa da hatta bir de kırmızıyla geçelim üstünden. Şu çizginin üzerinden dönüyoruz değil mi gençler? He, bunun etrafında kimler dönüyor? M2 dönüyor. Ve uzaklığı ne kadar? Eksene B. O zaman M2 B kare oluyor. Eğer Y ekseninden dönseydi değil mi? Bu nedir? Böyle döneri geçirmek gibi düşün mesela. Döneri geçirdiler buradan hop etrafına dönüyor. Kimler dönüyor? M1 var A kare. Bir de M3 var C kare. Tabi bu arkadaş neye benzedi? Erzurum'da mıydı? Yatık dönerciler. Değil mi? Yatık döner. Bu buradan dönüyor böyle. Değil mi? Ve işte ona benziyor. Onlar da saygılanmış oluyorum böyle. Tabii yanlışımız varsa da düzeltin.
Ve bir cismin eylemsizlik momenti neye benziyor? Dikkatini söylemiştik. Dönme noktasının yerine bağlıdır dedik. Şimdi bakın bazılarını size hazır verecekler. Mesela M kütleri L uzunluklu bir çubuk. O noktasından dönerse bu 1 bölü 3 M'le karedir. Mesela daha önce üniversite sınavında da geldi bu soru. Mesela O noktasından böyle dönerse peki aynı çubuk. O zaman mesela bununkisi 1 bölü 12 M'le kare. Yani dönme noktasından kütleler ne kadar dışarıdaysa baksana. Burada ne oluyor? Kütle burada, 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 burada O'dan uzaklaşıyorsunuz. Ama burada O'ya yakın bölgedesiniz, değil mi arkadaşlar birazcık? O yüzden bu arkadaşın eylemsizlik momenti daha küçük çıkacak. Örneğin bir küre merkezinden geçen eksen etrafında dönerse 2 bölü 5 emre kare. Bunları ezberlemeyin lütfen. Örneğin bir silindir döndüğü zaman ne olmuş? 1 bölü 2 emre kare. Bunlar lazım olunca veriyor üniversite sınavında da. Peki bu işin ikisini birden yapan bir cisim olursa, yani bu işi ne diyor? Dönerek ötelenen cismin iki çeşit kinetik enerjisi vardır. Nedir bunlar? Dönme ve öteleme. Şimdi dönme neydi? Az önce gördük. 1 bölü 2 I omega kareyken, öteleme de bildiğimiz yurdum kinetik enerjisi 1 bölü 2 emre kare. İşte bu değerleri topluyoruz. O cismin toplam kinetik enerjisini bulmuş oluyoruz. Ve şimdi geldik ki başlığımızı isterseniz biz atalım gene buraya. Açısal momentum kavramına geleceğiz. Şimdi bunu anlatabilmek için bizim iki tane kavrama ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi, bakın çok önemli bir kavram. Biz bunun da ismini çok kurcalamıyorduk, momentum diyorduk ama bir doğru boyunca, yani çizgi boyunca hareket eden cismin çizgisel momentum var ve P ile gösteriyoruz. Yani normal ne yapıyorduk? M kütleli bir cisim buraya V hızıyla gidiyorsa, değil mi? O zaman bunun momentumu nasıl bulunuyor gençler? M çarpı V. Bak buna ne adını veriyormuşuz? Çizgisel. Belki biz buna ne adını veriyoruz? Direkt itme ve momentum diye bir başlık atma. Ama çizgisel moment. Çizginin üzerine gidiyoruz. Ve bu arada bir şey dikkat edin. M'nin yönü yok değil mi gençler? O zaman şu iki arkadaşın yönü aynı olmak zorunda. Yani bana sen dersen ki bu buraya mı gidiyor? İyi, o zaman açısal momentum, pardon, çizgisel momentum vektörünüz de bu yöndedir gençler. Peki devam ediyorum. Bakın bu neydi? Ötelenmeden kaynaklı. Eğer bir cisim bir nokta etrafında dönüyorsa da dönmesinden kaynaklı. Bu sefer de açısal momentum olur. Ve açısal momentum L ile gösterilir. Açısal momentum mesela çok önemli olacak biliyorsunuz gençler. Bohr atom modelinde neydi? Açısal momentumları kullanacağız mesela. He. Tabii bu işin gerçek hali nasıl yapılıyor? Bir tork hikayesi. İşte bir cismin açısal momentum nasıl bulunur derse şunu yapacaksınız. Çizgisel momentum vektörünün dönme eksenine olan dik uzaklığıyla vektörel çarpımı. Biz buna ne adını veriyoruz aslında? Bir vektörün başka bir yere olan dik uzaklığını bulmaya tork adını veriyoruz. Yani çizgisel momentum vektörünün dönme eksenine göre torkunu alacağız. Bakın şimdi. Bu adam buradan V hızıyla geçiyorsa bunun momentum vektörü de bu yöndemdir gençler. Evet. O zaman ben buradan açısal momentumu hesap ediyorum. Nasıl? Tork alacağım. Tork nasıl bulunuyordu? Çaktırmadan hatırlatalım. Tork eşittir F çarpı dik uzaklık, değil mi? Hadi bulalım bakalım. Yani P çarpı R. Bakın bu bir vektörel çarpımdır. Bu yüzden sağ el kuralıyla gösterilir. P ne demekti? M çarpı V çarpı R vektörü. Bu arada vektörel çarpım artık müfredatta yok ama aralarındaki açının sinüsü. Örneğin burada ne kadar? V ile R arası 90. Yani bu da 1 mi yaptı? O zaman açısal momentum formülünü bulduk. M, V, R diye hesap ediyoruz. Bu arada birimi çok önemli gençler. Kilogram. Bu arkadaş neydi? Metre bölü saniye. Bu da metre. Dolayısıyla açısal momentumun normalde aklınıza gelmesi gereken kilogram metre kare bölü saniye oldu. Ve tabii ki sağ el kuralıyla bulunur arkadaşlar açısal momentumun yönü. Neyden dolayı? Açısal hızdan dolayıdır. Bakın. Dört parmağınızı dönme yönüne koyarsanız nasıl dönüyoruz? Biz böyle mi dönüyoruz? Boşta kalan baş parmak bana yüzüme geliyor değil mi mesela? Size de baktığınız ekrana doğru geliyordur. İşte nereye doğru? Nokta diyoruz. İşte bu da sana açısal momentumun yönünü verecek gençler. Şimdi ben bu denklemi biraz daha genişletebilirim. Renklendirebiliriz gibi düşün. Şimdi açısal momentum ne dedik biz az önce bulduk? M, V, R. Ben istersen bunu açısal hız cinsinden de yazabilirim. Nasıldı? Omega çarpı R miydi? Ben bunun yerine bak M yazdım. Buraya gereksiz yoktu da. Neyse. Omega R çarpı R olunca bir anda ben bu gördüğünüz hatta hepsini toptan buraya yazalım. Bir M ve R yazdık. Şunu toparla ne oldu? M R kare omega oldu. O zaman bak bir anda M R kare omega oldu. M R kare size tanıdık gelir. Neydi? I. O zaman bir anda ne oldu? I omega diye de bunu biraz daha genişletebiliriz.
Şimdi hatırlar mısınız? Dersin başında da ne demiştim? Kinetik enerji vermiştim. 1 bölü 2 I omega kare. Bak bununla bu çok yakınlaştı birbirlerine. İşte konunun güzelliği de bu. Dönme kinetik enerjisi açısal momentum neden beraber anlatıyoruz? Keyiften değil mi anlatıyoruz biz de? İşte. Ve şimdi bu çok önemli. Bakın bu açısal momentum sorularıyla tanıştığımız zaman öğrenci arkadaşlarımızda sezinlediğimiz bir handikap var. O da şu. Hemen açısal momentum korunur diyenisi geliyorsunuz. Arkadaşlar her zaman değil. Dönen bir cisme dışarıdan uygulanan kuvvetin tork etkisi yoksa bakın tork ne demektir? Döndürücü. Sen şimdi böyle dönmek istiyorsun. Arkadan da bir destek geldi sana. Ne oldu? Daha güzel dönersin. İşte o durumlarda o cismin açısal momentumu korunur. Yani tork olacak. Zaten ben nasıl bulmuştum ispat ederken? Torkunu alarak. Tork yoksa o zaman açısal momentum korunacak. Büyüklüğü değişmez olacak. Bakın bir örnek vermişim. R yarıçaplı yörüngede V hızıyla dolanım yapan cisme bir F kuvvetini böyle uygulamışsınız. Bakın. Ya sen yukarı gidiyorsun. İyi de bu kuvvetin sana bak nasıl böyle olsaydı sana bir destek. Böyle olsaydı bir köstek değil mi? Bunlar değil. Böyle bir kuvvet. Dönme noktasından geçince hatırlayın. Böyle bir kuvvetin ne oluyordu gençler? Tork etkisi yoktur. O halde açısal momentumu hareketi boyunca büyüklük olarak tabii ki değişmiyordur. Ve bu arada bunun belki de bu konunun anlatılmasının yegane nedenlerinden birini söyleyeyim. Dünya güneş çevresinde dolanırken, şimdi bir sonraki konuda bunu anlatacağız biliyorsunuz. Nasıl bir yörüngede dolanıyoruz gençler? Eliptik bir yörüngede dolanıyoruz. Şöyle. Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Diyelim ki bu konumdan geçiyor dünya. Bu dünya, bu güneş, değil mi? Şimdi kütle çekim yasasına göre buna etki eden böyle bir çekim yasası var mı? İşte bu kuvvette dönme ekseninden geçtiğine göre bu kuvvetin ne etkisi yok? Tork etkisi yoktur. Bu ne demektir? Yani dünya güneş çevresinde dolanırken açısal momentumu değişmez. Bu neden önemli? Dünya işte vay güneşe yaklaştı. Hızı ne oldu? Hemen sen diyeceksin ki açısal momentumu yazacaksın. Bak başka formül aklına gelmeyecek. Buna göre konuşursan. Dünyanın kütlesi aynı. Dünya yaklaştıkça yani R'si azaldıkça bak hızı artıyormuş. Bakın bu çok önemli. Neden diyorum? Mesela bir sonraki konuda şöyle bir formülle tanıştıracağım sizi. Gm bölü R. Şimdi bu formüle göre R azaldığında belki hızı arttığını buluyorsun ama bu formülden yapılmayacak gençler. Olay açısal momentumun korunumundan yapılacak. Bunu kafaya çok iyi yazın. Ve normal ivmeşim bakın ne güzel. Normalde ivmemiz ne bizim? Ötelenen bir cisim için delta V bölü delta T. Nedir? Birim zamandaki hız. Eğer ben burada buna ne ad verilir hatta bunun aslında biz ivme diyoruz ama Türkçe meali şudur. Buna biz çizgisel ivme deriz arkadaşlar. He, bak buraya kadar aslında bazı kavramları çok es geçmişiz. Eğer bir cisim dönerken açısal hızı değişiyorsa yani bu ne demektir? Delta omega bölü delta T olursa da işte bu tür ivmeye de açısal ivme deriz arkadaşlar. Ve bu ne demektir? Cevap çok basit. Birinci de kim var senin kahramanın? Aslında F eşittir ma, değil mi? Yani kuvvet uygularsan ivme kazanır. Yani hızın değişir. Buradaysa tork uygularsan açısal ivme kazanır. Yani açısal hız kazanırsın. Ters yönlü olursa da tabii kaybettirirsin. Sonuçta bir bakıma buradaki kahramanın bir nedir? Kuvvetken burada torktur arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bakın dünya ile ilgili sorulara lütfen dikkat edin demiştim. Dünya yüzeyinde K konumunda durmakta olan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L'ye geliyormuş. Yani ne oluyor aslında bakın dönme eksenimiz bizim burası değil mi gençler? Bu eksene olan uzaklığımız ne yaptı gençler? Azaldı bakın. Burada R küçük, burada R büyük değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya gelirse eylemsizlik momenti. Bak kavramları kafaya yaz. Eylemsizlik momenti neydi arkadaşlar? Toplam M R kare. Hadi toplamı unuttun. M R kare. M. Tamam kütle aynı. Peki sen buraya doğru gidersen R azaldı mı? İyi o zaman eylemsizlik momenti azalacak. Peki dönme kinetik enerjisine bakmamız için bakalım o, ne oldu acaba? Dönme kinetik enerjisi nasıl bulunuyordu? 1 bölü 2 I omega kare. Şimdi bakın dünyanın dönüş hızı değişmiyor değil mi? O zaman omega'nın aynı iken I azaldığı için kinetik enerjisi de azalacaktır. Peki çizgisel hızın nasıl buluyorduk gençler? Omega çarpı R. Dünyanın omegası değişmedi. Ama R'si azaldığı için bu arkadaşın çizgisel hızı da azalmıştır. O zaman hepsinin azaldığını söylüyoruz. Evet bakın çok önemli bir birim.
eylemsizlik momenti, kinetik enerji ve açısal moment. Şimdi bakın, bu ne demiştim size? Daha önce de birim sorularını biraz formülcü olacağız. Eylemsizlik momenti neydi? M kareydi. Tamam, koy formülü. Kütlenin birimi kilogram. Bu ne? Metrenin karesi. Kilogram çarpı metre kare dediğiniz şey eylemsizlik momenti. Peki kinetik enerji? Vallahi normal hakkına getir. En basitleri getir. 1 bölü 2 mv kare. Hadi 1 bölü 2'nin birimi yok. Yazıyorum. Kilogram. Hız neydi? Metre bölü saniyenin karesini alıyoruz. O zaman bu olay neye döndü? Kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare. O zaman kinetik enerji bu arkadaşa doğru yöneldi. Peki açısal momentum? Şimdi açısal hızlı da yazabilirim. Ama biraz bakın şıkları. Kilogramlar var. Mesela I'da mesela normalde var da neydi? Mesela MVR'yi aklımıza getirelim. Neydi? Kilogram. Metre bölü saniye. Yanında da bir tane metre var. Ne oldu o zaman? Kilogram metre kare bölü saniye oldu. Bakın hop, bu da buna. Ve formüllerin hepsi neredeyse birbirinin akrabası, fark ettiyseniz gençler. Cevabımız Denizli'dir. Evet, Güneş ve Dünya ikilisi. Bakın çok önemli. Güneş çevresinde eliptik yörüngede dolanım yapan Dünya'nın K konumundan L'ye gelirken, yani bakın Dünya burada nedir? R'si azken. Şimdi ne oldu? R'si büyüdü. İstese de ne oluyordu? Güneş Dünya'yı kendine doğru çekiyordu değil mi? Bir çekim kuvvetiyle. Tabii Dünya da çekiyor. Bu çekim kuvveti dönme noktasından mı geçiyor? Evet. O zaman bu arkadaşın döndürücü etkisi olmadığına göre açısal momentum ne oluyordu gençler? Korunacak. O zaman açısal momentum büyüklüğü değişmez. Peki eylemsizlik momenti demiş. Eylemsizlik momenti neydi? Mr kare. Şimdi Dünya buradan buraya gelirken kütlesi değişmedi. Ama uzaklığı ne yaptı gençler? Arttı. O zaman eylemsizlik momenti artar. Peki açısal hızı, hemen aklıma ne geliyor? Açısal momentumda ne vardı? I çarpı omega'ya göre. L aynı olmak. Çünkü ne dedik? Korunacak. I ne oldu? Büyüdü. O zaman açısal hız ne oldu? Küçülecek. Azalır diyeceksin. Ne artar demiş? Yalnızca eylemsizlik momenti. Bakın bu tür sorular çok çok önemli gençler. Senaryoya bir yerden bir dalıyorsun. Belki sadece bunu biliyoruz ama eğlence sonra çıkıyor. R yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapan bir cisme hareketi yönünde değeri sabit olan bir tork, yani bir kuvvet uyguladık, sabit değil mi? Bakın torkun formülü ne bizim için aslında lazım olursa hemen nedir? F çarpı burada R değil mi diyeceğiz, vektörel çarpı. Şimdi bu tork varsa ne oluyor o zaman arkadaşlar? Tork eşittir açısal ivme oluşturabiliyordu. Ve dikkat edin şimdi. Bu arkadaş M'in R'ye olan uzaklığı sabit değil mi gençler? Eğer tork değerinizin de bakın sabit olduğunu söylemiş miyim? Evet. O zaman alfanızın değeri düzenli olacak. Yani bu ne demekti? Alfanın anlamı da şuydu. Delta omega bölü delta T'nin değeri sabit kalacak. Yani hep aynı. Hep 5 ivmeniz. Ama ivmenizin 5 olması demek açısal hızın her saniyede 5 artması demektir. O zaman açısal hız ne yapar? Artar. Ama açısal ivme sabittir. Peki açısal momentum derlerse neyi de hatırlatırım? I omega'ya göre. I aynı iken omega'yı her geçen saniye arttırdığım için açısal momentum da ne yapacaktır? Artacaktır. 1 ve 3 aradığımız cevaplar olacak. Evet, bu soruyu lütfen demiştim ya dersin başında. işte tanım çok önemli. Newton'un hareket yasasına göre bir cisme net bir kuvvet etki ederse cisim ne yapar? İvmeli hareket yapar. Cismin bu kuvvete karşı kazanacağı ivmenin büyüklüğünü ise kim belirler? Cismin kütlesi belirler. Eğer cismin kütlesi büyük olursa ivmesi küçük. Zaten bakın neydi? F eşittir MA'ya göre şimdi. Ne oldu? Bu arkadaşın kütlesi ne kadar büyükse kazanacağı ivme o kadar küçüktür. Bunu anlatıyor. Yani burada şunu söyleyebilir miyim? O halde Newton'un hareket yasasına göre cismin ivme kazanmasına karşı cismin gösterdiği direncin göstergesi kim? Kütle. Yani diyor ki kardeşim kütlem büyük benim. Beni hareket ettirmek kolay değil diyor bu F eşittir MA. İşte bu bilgiye göre çembersel hareket yapan cisme tork uygulandığında, bak şimdi o zaman ne oluyordu hemen? Hop, tork eşittir neydi? I çarpı alfa değil mi? Cismin açısal ivme kazanmasına karşı, yani bunu kazanmanı kim belirliyor? Tabii ki I dediğimiz eylemsizlik momenti belirliyor. Eğer eylemsizlik momenti büyükse o arkadaşa, yani ne diyoruz? İvme kazandırmak da zor olacak. Bakın bu soruyu lütfen eylemsizlik momentini gözünüzde canlandırmanız için bu soru özellikle.
Hadi bakalım. Oyun parkurunda kendi ekseni etrafında omega açısı hızıyla dönen bir disk oyuncak üzerinde duran Deren, disk dönmekteyken ok yönünde hareket ederek diskin merkezine yaklaşıyor. Şimdi ne güzel ya. Bu M kütleri Deren. Ne oluyor? Buraya olan R uzaklığını azaltırca aklınıza ne gelir? Hemen eylemsizlik momenti geldi benim. Bak M R kareye göre. Kütlesi aynı olan Deren'in R'si azaldığına göre eylemsizlik momenti azalmıştır. Bak o 3 numara geldi. Peki dışarıdan bir müdahale geldi mi? Döndürücü bir etki. Yok. O zaman böyle bir sistemde açısal momentumun değerini koruyacaksınız arkadaşlar bak. O zaman açısal momentum büyüklüğü değişmez. Peki aklıma gelen şey şu. I çarpı omega'ya göre bu sonuç aynı iken I azaldı mı? Evet, o zaman demek ki gittikçe açısal hızın büyüklüğü artar. Hatırlayın, kollar dışarıdayken içeri alındığında ne oluyordu? I azalıyordu. Dışarıdan bir müdahale olmadığı için açısal momentum korunumuna göre omega'nın artması. İşte o yüzden mesela neydi? Buz dansçıları kollarını topladığı zaman daha hızlı dönmeye başlıyordu. Senaryonun da değişik bir versiyonuydu bu gençler. Hadi bakalım. Buz pistinde bulunan Defne dik bir pozisyonda ve elleri iki yana açarak ağırlık merkezinden geçen eksen etrafında ne yapıyor? Bir açısal hızla dönüyormuş. Açık olan kollarını vücuduna doğru yaklaştırırsa ne oldu? Bu kollar bir kütle ise değil mi? M. Ne yaptı? Merkeze doğru yaklaştırırsak bunların R'leri ne yaptı gençler? Azaldı. O zaman hemen eylemsizlik momentinden başlayabilirim bak. Kollarının kütlesi değişmedi ama R'leri azaldığına göre eylemsizlik momentleri azalmıştır. Peki dışarıdan döndürücü bir etki geldi mi? Bunu döndürecek bir müdahale geldi mi? Hayır. O zaman açısal momentum korunacak arkadaşlar. Değişmez. Tabi L eşittir I çarpı omega'ya göre. L aynı iken I'yi azalttığıma göre omega açısal hızını da arttırmam gerekecekti. Adana olacaktır. Bakın üniversite sınavında daha önce defalarca gelmiş bir soru tipi. Merkezleri etrafında dönebilen bu arkadaşların eylemsizlik momentleri eşitmiş. Yani sana verilen bilgi şu. IK ile IL eşit. Hatta isterseniz kolay olsun diye I diyelim. Buna da I, buna da I. Peki bu durumda ne oluyordu? Bu arkadaş bir tur atarken bu ne yapar? İki tur. Yani açısal anlamda bu omega ise bu 2 omega'dır değil mi? O zaman hemen hazırız bakalım. L dişlisinin açısal momentumu daha büyükmüş galiba. Bakalım açısal momentum neydi gençler? I çarpı omega. I'lar aynı mı? Evet. Kimin omegası büyükse o daha büyük. Yani L. L dişlisinin açısal momentumu K'dan büyük. Peki dönme kinetik enerjisi dediysen ne oldu? 1 bölü 2 I omega kare. Hadi bu gitti. Bu gitti. Omegası büyük olanın kinetik enerjisi büyük. Yani K'nın kinetik enerjisi büyük. Yalan söylüyorsun. Dişlilerin dönme eksenine göre açısal momentum. Şimdi bakıyorum. Bu dişli böyle dönerken bu ters zaten. Oradan anlayabilirsiniz. Bir. İkincisi de dört parmağınızı koyun bakın. L için koyuyorum. Böyle dönerse açısal momentum bana gelirken K'ya böyle koyduğumuzda ekrana doğru. O zaman bu arkadaşlar zıt yönlüydü. Dolayısıyla 1 ve 3 aradığımız cevaplardı gençler. Evet böylece dönme kinetik enerjisi ve açısal momentum konusunda bitirdik gençler. Sırada bizi bekleyen genel çekim ve Kepler yasaları var. Dinlenik olarak gelmenizi özellikle tavsiye ediyorum o konuya arkadaşlar. Bizi biraz daha zorlayan konular. Bakın gittikçe düzey yukarı çıkmaya başladı. Belki bir atışlarda enerjiye o kadar çok çalıştınız ki tanıdık geliyordur ama bu an itibariyle biraz konularımız yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor. Farkı ortaya koyabileceğiniz konular başlıyor gençler. O yüzden buralara lütfen çok çok özen gösterin. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizle hoşça kalın gençler.